Aksu'ya. Akçaşar'ın altına Aksu'dan Sorkun Yaylası'na giderlerdi. Davarı da Akduan, Gepeli Boğazı, Derman Boğazı'nda güzlerlerdi davarıyla. Davar orada olurdu. Ondan geri zamanı geldi mi aşağı gidim zamanı geldi mi oradan göçü sarı davar oradan giderdi. Buradan da deveyi sardı mı Ayvalı'dan, Ispahalı'dan göçerlik yapar. Anamı, eşi, karısı varmış, o kandırmış. Anamı almış gitmiş.1936. Yörükler buraya nereden geliyor? Aşağı taraftan, Ayvalı'dan mı geliyordu? Bu Yörükler Ayvalı, Oluk Boğazı diye bir yer vardı, Juvalı. Oluk Boğazı'ndan gelirlerdi. Ayvalı'dan develerle buraya gelirlerdi. Çatal Oluklara gelirlerdi. Davar da gelirdi. Davarcı da arkasından gelirdi. Bura güzlemeye, şey, yaylaya giderken, Sorkun Yaylası'na giderken burada otururlardı. Burada bir gün, iki gün dururlardı. İki gün sonra oradan göçtüler mi? Bağlı'nın döşemeden, Akbunar'dan geçerlerdi Aksu'ya. Akçaşar'ın altına Aksu'dan Sorkun Yaylası'na giderlerdi. Sorkun Yaylası'nda 3-4 ay dururlardı. Ondan geri, oradan geri güzlemeye, aşağı Antalya'ya giderken güzlemeye bura Bağlı'dan otlak alırlardı. Buraya otururlardı. İki ay falan buralarda duruyordu. Babamı rahmetli giderdi onların develerinin. Havut dillerdi sıfır orta yük sardıkları şeyi. Onların eski yerini yamardı, yapardı. Ağaçları kırıldıysa onları ederdi. Yeniden yapılacaksa
Amış bulduruydu onlara, onları develerinin havutlarını yapardı. Bütün yapar, ellerine teslim ederlerdi onlara. Onlar da şey ederlerdi. Bu da yörük bütün buradan, bu memleketlerde çok durdu, güzlemeye durdu. Onlar asak. Asak'a yerleşiyordu, güzlüyordu. Bucağsak diller bura. Asak mevkisine, Asak'ın darlık mevkisi. Kaç çadır olurdu? 7-8 çadır olurdu. Kim oldu, hangi yörükler olduğunu bilmiyoruz değil mi? Eski yörük. Eski yörük, Gebizli. Gebizli gelirdi, bir de eski yörük gelirdi. Cumalı'da duruyordu şeyler. Eski yörükler Cumalı'daydı, Gebiz yörükleri vardı. Battala dillerdi. Buraya gelirdi, bizim evin yakınına oturuyordu. Araba bizim eve devamlı gelir giderlerdi. Battala dillerdi. Yani darlığa 8-10 çadır yörük otur güzlüğe ediyor artık. Güzlüğe inerdi. Yaylada, sorkunda yaylaladı mı güzlemeye inerlerdi burada. 2 ay güzlerlerdi, 1,5-2 ay güzledikten geri Antalya'ya giderlerdi bir yolda. Bizi herkes yerine göçer giderdi. Asak Harman'la da yörük, orada eteğine de konardı. Orada otururlardı. Koca Bunar. Dulumun eteğinde Koca Bunar mevkisi vardı. Orada Asak Harman'ın onlara da otururlardı. Çataloluklara da oturuyorlardı. Çataloluklara da oturdulardı. Onlar Ayvalı üstünden artık o boğazdan geliyorlar değil mi? Ayvalı'nın kuzey tarafından geliyorlar. Jülük dibinden, Gülbahçası diller. Oradan gelirlerdi. O İsmailların yanından giderlerdi gerisin geri. İsmailardan geçerlerdi. Aşağıya. İsmailardan. Karatüken tarafından. Karatüken yanına giderlerdi. Peki bir de sizin yukarıda yaylanız var. Var. Çirlen dediğiniz yayla. Var. Oradan yürük geçer miydi? Oradan oraya yaylalamaya gelirlerdi. Bu Sığırlık'tan Hacı Müdür girdilerdi. Pamuğasında duruyordu, köleler dillerdi. Ondan sonra Sığırlık'ta duruyor, alışanlar dillerdi. Onlar bütün bizim o Duluk Yaylası'nın kuyalağı kır dibine otururlardı. Hepimiz bir komşu olurduk. 2-3 ay orada dururlardı. 3-4 ay sonra ekinler biçildi mi, Akdoğan'dan, Depeli'den otlak alırlardı. Davarı oraya giderdi, Sığır'ı, devesi bizim buraya inerlerdi. Bizim bu yerlilere inerlerdi, burada güzlerlerdi. Onlar da mı eski yörükler? Hangi yörükler var orada da yine? Onlar Honamlıydı. Honamlı yörüğü dillerdi, Sığırlık'ta duruyordu bunlar. Kuyalana Honamlılar konardı, başka? İşte Kuyala, eşyalarına da Yuvalı köyünün malcıları çıkardı. Eşyaları dedi, yakın mesafesi. Oradan nereye gidiyordu artık Kuyalan'dan yörükler? Yörükler gerisin geri Yuvalı'dan Karatişi'den Sığırlık'a giderdi. Ha, o zaman güzlüyor yine, güzlemeye geliyordu oraya da. Yazlamaya bura geliyor, güzlüğüne de gerisin geri evlerine gidiyor, köylerine giderlerdi. Güzlemeye sadece bura, devesi, koyunu varsa Sığırlık'a bizim buraya inerlerdi. Davarı da Akdoğan, Depeli Boğazı, Derman Boğazı'nda güzlerlerdi davarıyla. Davar orada olurdu. Ondan geri zamanı geldim, aşağı gittim, zamanı geldi mi oradan göçü sarı davar oradan giderdi. Buradan da deveyi sardı mı Ayvalı'dan, Sıbağlar'dan Sığırlık'a giderlerdi. Sığırlık'a giderlerdi. Sığırlık'tan nereye? Orada mı duruyor? Orada duruyor, orada kışlıyorlar. Hatta geçen gün geldi yine biri, benim emsal 36'lı Hacı Müdür'ün kardeşi İbrahim dillerdi. Onun oğlu vardı, Hüseyin. O buraya geldi geçen gün. Her sene geliyor, bir gün, iki gün duruyor, gidiyorlar. Buraya geliyor, beni ziyaret ediyor. O zamanlar develerle mi geliyorlar, hatırlıyorsunuz mu? Canım oraya geldiklerinde develerle geliyor, deveyle geliyorlar. Vesait var o zaman. Araba yok, gör yok, deveyle geliyorlar. Yuvalı yüzden geliyorlar, Çataloğlu'lar, Yuvalı'nın hüdüdünde bir yer vardır, oradan Kuyalan'ına gelirlerdi. Şimdi orada Kuyalan var, Çirlen var, eşek alanı var. Eşek alanı var. Kır dibi gari. Üç tane değil mi? Üç. Yayla yok orada. Yok, başka yayla yok. Sen şimdi Kuyalan'a nereden çıkıyor bu adamlar? Ne taraf üzerinden geliyorlar? İsmailer yandan geliyor. Ha, yol var o zaman. Var, orada malın göçebe yolu var canım. Deve, mal gidip geliyor. Göçebe yolu, araba değil. Deveyle gelip gidiyorlar. Çataloluk diller. Yuvarlı müdüdü. Oraya geliyorlar, orada bir gün duruyorlar. Ertesi gün göçü sardılar mı Kuyalan'ına, kır dibine gidiyorlar. Kaç çadır oluyordu Çirlen'de falan? Çirlen'de bizim mahalle olurdu. 5-6 çadır olurdu.
bizim alanda bayağı büyük ama. Kuyalan'ın da aynı bizim mahalle oturur. Onlardan da oturuyor. O yörüklerde de sığırlıklar da komşu olurduk onlarla. Sığırlıklarıyla komşu olurduk. 50 metre, 60 metre aramız olurdu. Birbirimizin yanına var gelirdik. Böyle kuyudan su doldururduk. Kuyular vardır. 4 tane kuyu vardır orada. Suyu kuyudan alırdık. Su kuyudan çıkıyor su. Ha, kuyudan çıkıyor. Takırla aşırmayla çekiyor. Kuyudan çıkıyor su. Öyle akma su yok. Sadece Çirlen'den iki çeşme vardı. Çeşmeden alıyorsun, varıyorsun, kaplarını doldurup geliyorsun. Ama Kuyalan'da 4 kuyu vardır. Üstü kalaslarla çakılıdır. Üstüne varıyorsun, kaçırmaya deliği var. Oradan salıyorsun, doldurun. Su ihtiyacını oradan alıp gidiyordu. Yörüklerde kadınlar sırtına yüklerini meşdillerdi davarın gerisinden, kıllı deriden. İçi eğlenik, ona doldururlardı. Ondan sonra boğazından boğarlardı, bağlarlardı, yüklenirler sırtıyla ya eşeğine götürürlerdi, suyu oradan götürürlerdi, içme sularını. Bunlar tarımla uğraşamıyor, sadece hayvancılık değil mi? Sadece hayvancılık onların. Dava, koyun, sığır, deve. Bunların bu. Köyde tarlası var da, gidiyorlarsa gidiyorlar oraya, sığırlıkta olan. Olmayan aynı malın üzerinde, malcılığıyla. Peki sizin orada hiç mezar var mı yaylalarda, kuyu alan taraflarında bu kadar insan çıktığına göre onlara mı gömüyorlardı artık? Orada ben bilmem bir çocuk mezarı var, bir de gelin asılmış ölmüş. Gelinin mezarı diller, duruyor hindi adam akıllı. Onun yan başında da bir de çocuk mezarı var. İlan Bekir dillerdi, bir adam vardı orada öldü. Ondan sonra bize haber geldi buraya. Cenaze var dediler, buraya geldiler, burada kabiri buraya kazdılar. Onlar ağaçtan bir sal yapmışlar, altına bir şeyler çakmışlar, üstüne yatırıp cenazeyi buraya indirdiler. Buraya koydular mezarını. Orada yazardı Bekir Çıra. Hmm. Bekir, siz bakmam şimdi, babam gibi mezarın karşısında. Yörük o. Yörük o. Bekir Çıra diye yazıyorsun. Bekir Çıra her sene oğlanları gelir gelir ziyaret eder. Hatta geçenlerde yine gelmiş, girmemişler içeri. Şii diyerek, virüs var diyerek girmemişler. Onun mezarı burada. O şeyin, Bekir Çıra'nın. O zaman başka yörük de var gene burada o zaman. Başka yörük yok. Başka yörük yok. Yörük, Çatalhöyükler dediğimiz yerde var. Şuraya kadar. Orada da var. Oraya kadar var. Orada bu Hacı Müdür dediğimizin hem anası hem kardeşi varmış Mustafa. Onların kabiri orada. Dondurdu onlar oraya. Her sene onlardan da geliyor. Ziyaretine geliyorlar kabirin burada. Çatalhöyüklerde onların mezarı. Betondan donduruldu. Oraya hangi yörüklerden onlar? Onlar Hacı Müdürgür'den işte. Honamlı. Hmm. Hacı Müdürgür'den. Sığırlık'ta. Honamlı yörükler. Honamlı yörüklerden. Bir de Erenler dediğiniz yer nedir? Erenler dediğimiz yerde 6-7 metre uzunluğunda iki kabir. Şöyle uzun namazına uzunluğunda ikisi de aynı yönler kıbleye doğru iki tane kabir vardır orada. Kim yatıyor belli değil mi? Hiç kim yattığını bilen yok. Hiç onun nereden geldi, ne oldu? Millet öyle bir taş biriktirdiyse de bilen yok. Hakiki kabir ise de bilen yok. 6-7 metre falan var uzunluğu onun. Kabir. Erenler dinliyor oraya. Ebeciyette Erenler, Erenler diye anılıyor. Hatta orada Erenler deyin sıra oradan gece çoğu adam geçemezdi, korkardı oradan. Az bu korku gelirdiysen oradan geçemezdi. Hatta şimdi ben koyun güderim, gece giderken koyun, Allah tarafından koyun oraya vardı mı, arkadaş o kabirin olduğu yol dibinden geçiyor, yoldan gitmiyor koyun. Ya sağından ya solundan, kıyısından aralıyor, 2-3 metre, 5 metre kıyıdan gidiyor. Gündüz oldu mu geçiyor, gece oldu mu aynı o Erenler dediğimizin yol, kabir yolla biraz dayanıp durur, o yoldan gitmiyor. Koyun muhakkak 3 metre, 2 metre kıyısından gidiyor. Hem sağından hem solundan geçip gidiyor. Orada mal yanaşmıyor. Şimdi mahallede cami var ama imam yok değil mi? İmam yok. Nereye gidiyorsunuz? Cuma namazı kılmıyorsunuz mu? Cuma Aydana'ya gidebilirse Bağlı'ya gidiyoruz. Evveli bir cuma kılıyorduk, bir cuma kılmıyorduk, bir cumayı geçiriyorduk, bir kılmıyorduk. Şimdi bir ay geçti, ben cuma kılmayalım. Vesayet yok, gör yok. Yani buraya bir imam gelmiş olsa hiç değilse cuma kıldıracak değil mi? Cuma kıldıracak olsa hiç olmasa kalktık laftasımızı aldık mı camiye varır, namazımızı kılar, evimize geliriz. Yok. Cami var ama imam yok, cuma namazı kılınmıyor şu anda. Kılınmıyor. Bir sene de virüsten terevide gitti. O zaman zor yani burada yaşamak. Çok zor.
Devletin imkanları buraya yetmiyor nedense, yol yok. Devletin imkanı yetecek, yeter. Ama devletimizde baştakları bunlara namaz kılınsın diye bir şey yapmıyor. Kılsınlar namazı diye yapmıyor. Cenab-ı Allah zaten bu hastalıklar bundan veriyor. Cenab-ı Allah muhakkak eskiki ibadet yok. Eskiki büyük küçük saygısı yok. Eskideki hatır gönül yok. Hepsi kalktı. Binayla zinaya karılacak dillerdi. Hocalar vaaz ederdi. Aynı zaman geldi. İşte başladı. Bir erkeşe kıra kıracak, kalanı kalacak. Koyacağı kadar koyacak, gerisini öldürecek. Cenab-ı Allah'ın hikmeti bu. Baban da mı rahmetli hayvancılık yapıyordu? O da hayvancılık yapıyordu. Hatap mı yapıyor dediydi? O anamın tarlasını burada yerdi, 5-10 dönüm yeri ekerdi. İşte bulduğu yerde çalışırdı, kendisiyle meşgul olurdu. Gevenin böyle gelen yörüklerin yapılacağını yapıvurdu, oradan 3-5 kuruş alırdı. O nereden gelmiş buraya? İşte Antalya şeyden, Cumalı'dan. Evet, buraya göçerlik yaparken. Buradan göçerlik yaparken anamı, eşi, karısı varmış, o kandırmış, anamı almış gitmiş. Göçebecilik yaparken. Ondan sonra buraya mı yerleşiyor? Buraya yerleşiyorlar. Dayım vardı, Bağlı'da. O askere gidecek oluyor. Askere gideceğinde bu ama diyor, enişte diyor, senin malın benim, benim malım senin diyor. Sen diyor, böyle göçebecilik yapma, gitme diyor. Sen bura otur. Ondan geri bu iki devesi vardı. Biri öldü sonra. Develerini burada şey idare edersin. Bu tarlalarımızı iyi kötü ben askerden gele sağ kadar sen bunları idare et diyor. Burayı idare et. Tamam diyor. Babam kalıvırıyor. Anam gidelim kalmayalım dediyse de kalıyor. Babam ondan yerleşiyor. Burada kalıp gidiyor. Göçerliği bırakmış. Göçerliği bırakıyor. Daha önce Antalya'ya mı gidip geliyordu? Evvelce işte gayrı buradan bu Sorkun yanına gidiyormuş. Oradan inermiş. Bura güzlemeye inermiş. Burada bir iki ay durdum. Bundan geri çektim. Buradan göçebe konargama Cumalı'ya inermiş. Antalya'nın serin Cumalı'ya. Cumalı'da duruyormuş orada. Akrabalarınız orada. Ha, akrabaları orada. Halasının, emisinin oğlu, ondan geri emisinin kızı, akrabalar bütün orada. Peki yalnız değilmiştir değil mi? Buraya geldiğinde yine başka yörüklerle beraber geliyor. Canım şimdi oradan çıkışta hep orada Antalya, o seri onlarda, Cumalı'da göçebe yapan yörükler de hepsi geliyorlar buraya. Yaylalamaya geliyorlar Sorkun tarafına. Orada yalan güzlemeye geldiklerinde de bunlara konuyorlar. Buradan hepsi bir gidiyorlar, bir giderlermiş. Göçebeciliği bırakın sıra. Tabii o adamlar buamı biliyor gari ya. Bildiği için buraya geliyor, buamın yanına gelirlerdi bütün. Gelen yörükler, onlardan gelen ünyalak, bağırarak gelirlerdi. Giderlerdi işte. Tanışık oldukları için. Çoluğu çocuğu birbirini tanıyorlar. Yarısı akraba. Peki ne var hayvan olarak bu şeyde, geyik var mıydı eskiden, olur muydu? Bizim günümüzdeyken yoktu. Anam konuşurdu. Yayla oturuyorduk dedi. Yukarıdan da geyikler gece şavakta taş yuvarlardı. Çaldırtırdı, vuruşurlar, taktık ederlerdi. Dirdi. Vuruşuyor keyif bunlar da dirdi. Sonra o kayboldu gitti. Görmedik biz, hiç bilmem. Anam konuşurdu. Senesini bilmem. Sadece benim aklımın erdiğinde 7-8-10 yaşları arasında ta biraz daha yukarısına doğru kıtlık vardı. Millet yövmeye gidecek bir yer yoktu. Para bulamazdı. Bir yere gidemezdi. Millet kum darıdı, şeydir, kızıl darı dillerdi, dar ekerlerdi, sulanlardı, baharın ekilirdi o. O da ekmeği onun sert olur. Darı mısır değil mi ya? Değil, sarı mısır değil. Bu büyük darı, ak mısır, sarı mısır değil. İşte ona kırmızı darı diller. Kırmızı, susam gibi olur. Böyle kafası süpürge, salkım olur. Dar ekerlerdi, arp ekerlerdi. Bunlara buyda ekerlerdi. Buğday kardan çürürdü, ekmezlerdi, üyür diye bir şey olurdu. Aralık sonlarına doğru içinde ekerlerdi, o ekin üyerdi bahara kadar, baharın çıkardı. Baharın biterdi. Yokluk, kıtlık çoğuydu. Biz kuyalanadırız, bir yayamız vardı, oradaydık. Anam, babam gidiyor, Bağırlı'ya gidiyor. Bağırlı köyünden bir şey bulun gelin, arpa, buğday diye gidiyorum. Bize anam dedi, beni getirdi yayladan, aldı geldi, gidelim dedi, ekmek pişirebileyim de dedi, siz getirin çocuklarla yiyin dedi.
Geldi, anam geldi. Ben anamla geldik buraya. İndik. Babam dedi ki, karı hiçbir şey bulamadım. Ne buğday bulabildim, ne arpa bulabildim, ne mısır bulabildim, ne darı bulabildim. Hiçbir şey bulamadım. Yok. Biri iki şinik nohut verdi dedi. Nohudu üyüttüm, getirdim dedi. Onu pişirir mi dedi. Anam tuttu onu pişirdi. Az büyük büyük ederdi anam ekmeği. Onu pişiriyor. Anam pişiriyor, ben yiyorum. Tatlı. Nohuttan ekmek. Ha, nohuttan ekmek. Çünkü buğday yok artık. Yok, buğday yok. Çıkla nohut, çıkla nohut. Nohut ekmeği ama tatlımsı. Ama insanı amel ediyor. Yedik, birazında pişirdi. Bana katıldı. Götür bunu dedi. Kuyalağına var ya bizim çoğu çocuk abam, ağam gel. Oradan tanırlarmış. Oradan ekmek gelecek diyelim. Hmm. Benim evime seyirttiler. Ben aldım vardım, oturdular. Beraber ben bir tayydım onlarla, orada yedik. Bulunmazdı. Kıtlık vardı, çoğudu. Bulamazdı. Tutardı o mısır ekmeğini, bildiğimiz kırmızı mısırı olsun, arpa ekmeği olsun pişirdi mi? Bir gün durdum, gevreyvirdi. Kazık gibi kalırdı. Onu yinmediğine anam ısladırdı. Sabaha kadar ıslanırdı, sıcak su dökerdi, yumuşardı. Onu bir karıştırırdı, hamur ederdi. Bir de içine un elerdi, onu bir daha pişirirdi, ekmek yapardı onu. Öyle yirdik, onu yirdik. Kıtlık vardı. Senesi kaç seneler olduğunu bilmiyoruz. Sonra gari, bizden sonra bir halı ırcat oldu. Halıdan millet açık kendini parladı. Ondan geri millet açık düzene girmeye durdu. Bilirim. Yövmeye gidiyor muydunuz sağa sola? Yövmeye, Yuvalı köyüne, Bağırlı'ya ekim biçtirici olan, çapa yaptırıcı olan giderdik. 1 lira yövmeye veriydi. Sabah giderdik yayan. Çapaya gidersek çapamızı elimize alırdık. Ekine gidersek orağımızı elimize alırdık. Orada giderdik akşama kadar. Çalışırdık. Şimdiki gibi saat yok. O saat yok. İster buraya geldik, biz oradan buraya gelirse akşam namazı olurdu. Oradan öyle gelirdik. 1 lira yövmeye verirlerdi. Sonra sütçülere yol açıldı. Yövmeye o zaman 2,5 lira yövmeye olarak o zaman gördük. Ondan sonra her yakada iş bolardı. Halıcılık çıktı, şu çıktı, elmacılık çıktı, bolunluk çıktı. Aydın taraflarına gittiniz mi? Aydın tarafına bir sefer şey gittim. Kaç senesinde olduğunu bilmiyorum. O zaman yövmeye 20 liraydı, 18-20 liraydı. Yövmeye, çalışmaya gittim. Ha, çalışmaya gittim. Onu çalışmaya, Kuyucağa gittim. 21 ay kadar orada çalıştım. Zeytin dibi çapaladık. Birinin şeyi varmış, şu incir ağacı. Onun dibinin etrafına duvar ördüm. Oradan dibini çapaladık, oraya gittik. Anam ıslar denir. Onunla çul dokurdu. Kılçul, çuval, heybe. Bunları dokurdu. Çadır, kıl çadır dokurdu bunu. Yapardı. Köyde, Bağırlı köyünde ipi olanlar buam giderdi. Eşyamız yoğudu. Yüklenirdi oradan. Heybeye katar omuzlardı. Buraya getiriydi. Anam dokurdu. Buam ağzını örerdi, dikerdi. Herkesin çullu, çuvallı götürür. Oraya teslim eder. Bağırlı'ya teslim eder. Gelirlerdi. Oradan buğday olursa 4 okka, ondan sonra arpa, darı, mısır olursa yanlış konuştum. Bir şinik, buğday 4 okka, mısır, arpa, darı, onlar bir şinik olur. Bir şiniğe bir çuval dokurdu. Onu getirirdi buam, orada eşyamız dokurdu. Onu yüklenirdi, oradan üğüdürdü, Bağırlı'da dermenden alır gelirdi. Buradan çok zaman gideceğinde de beni dedi, yola dedi, gidelim Bekir'le biraz yola gidelim. Biz ikimiz omuzlardık, belerdik çuvalları. Bağırlı'nın beryanına adak eltardık, karşı oydu karın üstünde, don karın üstünde. Oraya vardık mı, yol yaklaştı mı buam alırdı. O köye giderdi, ben geri gelirdim. Bu çoluk çuval dokumayla idare olduk biz. Siz de yardım ediyordunuz. Ya biz tabii bizde ufakta 20-25 kadar davarımız vardı. Davar güderdik. Böyle işte bir iş yoktu ki. Şimdiki gibi işim var. Tarım yoktu yani. Tarım olsa ne olacak? Evin içinde 9 kişiydik. 9 kişiye 10 dönüm, 12 dönüm tarlanın tarımından ne olacak? Kalksa ne kalkacak? Yetmiyor. Yetmezdi. Ortakçılık yapardık. Öküzümüz yoğudu. Bir devemiz vardı, onun doğru müdürlerdi, biri vardı, onu sığırlıktan birine verdi, bir çift tosun verdi. Tosunu öğretirdi, babam öğre düşürürdü beni. Onun öküzü akşamada çift sürerdi, akşam üstü gelirdik. Öküzümüz de yoğudu, eşyamız da yoğudu. Bir 15-20 adak davarımız vardı. Öküz, eşek niye? Hani pahalı mıydı, alınmıyor mu? Yok, para yok. Neyi alacaksın? 9 kişiye ne düşecek?
Ne yapabilecek? 9 lira kişiydi. 7 çocuk. 2 de muamele hanım 9 kişi. Bir de Antalya'da babam vardı 10 kişi. Orada yaşıyorduk. Bir çatma evi vardı. Bir göz oda. Bir yanı sığırda mıydı? Bir yanı insan öyle geniş idi. Anam onun içinde şehirde. O çatma evi içinde de penceresi yoktu. Daima kar yağsın, kış yağsın kapısı açık duruyordu. Ocaklık yanardı. Oca bacak gibi gelmeleri şamın depe tarafı incesini kucakları yığardık oraya. Onu ocaklığa yan aykırı yatırıyorduk. O kömürleşti mi ayaklarımızı varıyorduk dayardık ateşe karşı karşı. Onun başını beklerdik biz. Anam kendi başına orada o ayazda dizine bir çul çabuk çekerdi dizlerim donuyor diye. Çuval dokurdu işte orada. Çul çuval dokurdu. Yani orada. Bir odada 7-8 kişi yatıyor. 7-8 kişi, 9 kişi bir odada işe yatıyor. Sonra gari yeniden ev yaptık. Dört gözlü ev yaptık. Günümüz bulduk sıra. Yani yokluk vardı, sıkıntı yokluk vardı. Yokluk vardı, sıkıntı çoğuydu. Yokluk vardı. Ama o günleri özlüyor musun? Yani? Kıtlığı özlemiyorsun da o serbestliği özlüyorsun. O kıtlığı özlemiyorsun. Hiç o kıtlığı özlemiyorsun. Evet. Yaz nasıl geliyor geçiyor, güz nasıl geliyor geçiyor, kış nasıl geçiyor şimdi bilinmiyor. O zaman biliniyordu. Biz oraya çıktık mı 2,5-3 aydır yok da 6 ay bir sene durmuş gibi oluyorduk. Oradan buraya göçerken seviniyorduk. Buraya iniyoruz diyerek buradan da yaylaya göçeceğiz diye sevinirdik. Hı. İçimizden ferah gelirdi. O ben gideceğim, o ben gideceğim. 15-20 adakta varım oğlanın içine kadar, 200 sığırlılardı bu zatına kadar. Beğiriş, çığırış, o yaylaya çıktı bu mal ovaya bir döşenirdi. Serbestlik vardı. Mutlu oluyordunuz. Mutlu oluyordu, malın mutlu arkasında. Oluyordu. Malın arkasında mutlu oluyordu. Konum komşu çağırıyordu, birbirini çağırıyordu. Evini etrafına oturuyorlardı, konuşuyorlardı. Hal, dert, her şey oluyordu. Şimdi o yok. Şimdi kalmadı değil mi? Kalmadı. O günler bitti. Bolunluk halde hindi oturulacak, yaşanılacak zaman hindi ama yapılmıyor, yapmıyorlar. Evet, göçerlik de bitti. Göçerlik de bitti.